Bugün yeryüzündeki canlılığın eşit olarak dağılmaması durumuna katkıda bulunan faktörler hakkında konuşalım mı? Sizce farklı organizmaların neden farklı yaşam alanı sınırları ve farklı dağılımları olabilir? Üzerinde insanların olmadığı bir gezegen düşünerek başlayalım. Böyle bir durumda dünyanın neresinde ne tip bir canlılık bulacağınızı hangi faktörler etkilerdi dersiniz? Evet, Böyle bir durumda bile dünya üzerindeki canlılık yani yaşam, yaşam alanı sınırları ve dağılımları açısından farklılaşır ve bu alanların bir bölümü de birbirleriyle örtüşürdü. Bazı türlerin yaşam alanı sınırları daha geniş, bazılarınınki daha dar olurdu ama önemli olan dağılımların üst üste yığılması, yani dünya üzerinde dağılımların örtüşmesinin daha sık olduğu yerlerin ortaya çıkması olurdu. Bunun sebebi her türün tercih ettiği bir yaşam alanı olması ve tercihlerin zaman zaman bazı yerlerde daha fazla çakışacak olmasıdır. Türler tabii ki de düşünüp bu sezonda havayı daha güzeldir diye karar vermiyorlar ama hepsi için kendilerine ait yaşama alanları sınırlarından bahsedebiliriz. Yaşama alanları sınırları içinde organizmaların beslenmesini, üremesini ve o habitatta hayatlarını sürdürebilmek için yapmaları gereken her şeyi düzenleyen bazı koşullar var. Tercihler üç ana faktör tarafından belirlenir. Fiziksel, biyotik ve evrimsel. Şimdi bu faktörleri bir bir inceleyeceğiz. Fiziksel ya da çevresel faktörler o yerin coğrafyası ile ilgilidir. Örneğin su tatlı mı yoksa tuzlu mu? Organizmalar havada mı yoksa suda mı yaşamayı tercih ediyor? Dağlarda mı çöllerde mi, düz arazilerde mi yoksa mağaralarda mı? Bunlara ek olarak iklimi de fiziksel faktörler arasında gösterebiliriz. Sıcaklık ve yağış organizmaların dağılımlarını yakından etkilerler ve bazı yaşam formlarının nerelerde yaşayabileceğini belirlerler. Sıcaklığı biraz daha yakından inceleyecek olursak Önemli olan kutuplara ya da ekvatora yakın yerlerdeki gibi çoğunlukla sıcak mı ya da soğuk mu olduğu değil, sıcaklığın hangi aralıkta değiştiğidir. Geceleri çok soğuk, gündüzleri de çok sıcak ya da sıcaklık değişimleri mevsimsel olabilir. Buna ek olarak sıcaklığın yükseklikle de değiştiğinden bahsetmeliyiz. Dağlara tırmandıkça sıcaklıklar düşer. Belirli iklim rejimlerini seçen organizmalar bu rejimlere kendilerini adapte etmeyi başarmış olanlardır. Fiziksel faktörlere geri dönüp organizmaların hareket kabiliyetini etkileyen şeylerden de bahsedelim. Bunlar organizmaların yaşam alanlarını belirli bir alana sınırlayabilirler. Mesela sıra dağlar ya da nehirleri düşünün. Bazı organizmalar bu bariyerleri aşamazlar. Aslına bakarsanız okyanuslarda bile bazı bariyerler vardır. Örneğin Mississippi Nehri'nin tatlı suyu okyanusla buluştuğu yerde bir bariyer oluşturur. Tuzlu suyu seven bazı okyanus türleri bu inanılmaz derecede tatlı olan suyun doğusu ve batısına yerleştikleri için birbirlerinden ayrılmış olurlar. Ya da adaları düşünün. Etrafındaki su tarafından izole edilmişlerdir, öyle değil mi? Galapagos Adası'nda yaşayan bir kaplumbağa okyanusu geçmeden Güney Amerika ya da başka bir kara parçasına ulaşamaz. Kaplumbağalar her ne kadar suda yüzme konusunda çok başarılı olsalar da kimse bunun onların favori yaşam tarzı olduğunu söyleyemez. Bu anlamda okyanusların birçok kara canlısının hareketini engellediğini söyleyebiliriz. Şu anda ada biyocoğrafyası hakkında konuşuyoruz ve bu birçok bilim insanı için bulunmaz bir nimettir. Çünkü adalar evrimin yakından inceleyebileceği kocaman laboratuvarlardır bariyerlerin nasıl yaşamı etkilediği ya da okyanuslar ya da kocaman göller yüzünden adada yaşamak zorunda olan değişik organizmaların yaşam alanları ve dağılımları hakkında araştırmalar yapılabilir. Şimdi sırada biyotik yani yaşamsal faktörlerin dünya üzerindeki canlılığı nasıl etkilediği var. Hemen bir örnek verelim. Okyanuslarda düşük üretimin Bio kütlenin ve biyoçeşitliliğin olduğu çöller vardır. Bunun gibi, yüksek zenginlikte türlerin ya da büyük plankton popülasyonlarının olmadığı yerlerde, balinaların işi çok ama çok zordur. Aynı şekilde karada da otlakların olmaması, antilopların olmayacağı anlamına gelir. Bunlar, bir yaşam formunun bir diğer yaşam formunun habitatının nerede olacağını nasıl etkilediğinin, çok küçük örnekleridir. Balinalara geri dönecek olursak, insanlar balinaların okyanuslarda yüksek hızlarla seyrederken parlak canlılar olduklarını düşünürler. Ama bir kambur balinaya yakından bakacak olursanız, üzerinde kocaman bir ekosistem olduğunu görürsünüz. Balanitler ve balinaların boyutlarıyla doğru orantılı büyüklükte olan bitler. Evet, doğru duydunuz. Balinaların üzerinde ve balanitlerin arasında yaşayan kabuklu hayvancıklar yani bitler. Eğer bu kadar büyük bitleriniz olsaydı muhtemelen siz bu durumun farkında olurdunuz. Ama balinaların pek de umurunda değil ve bu parazitler için konak balina tercih ettikleri habitattır. Bitlerin yaşam alanının sınırları konağın yaşam alanının sınırlarına bağlıdır. Evet devam edelim canlılığın eşit olmayan dağılımında etkili olan üçüncü faktör, evrimdir. Evrim, tabii ki de ne bir merdiven ne de bir değişimden geçen bir yol. Aslına bakarsanız bir çalılıktır. Yaşam evrildikçe, değişimin izlediği yollar, değişik dal ve tomurcuklar yaratacağı için, yaşamın ya da canlılığın da sürekli olarak çeşitlendiğini görürüz. Bu durumun Kısa zamanda ne kadar karmaşık bir katman haline dönüşeceğini tahmin edebilirsiniz. Buna bir de canlılığın devam edebilmek için canlılığa bağımlı olduğu ve fiziksel koşulların canlı şeylerin yaşadıkları yerleri belirleyeceği unsurları da ekleyince iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu arada değişimin başka bir elemanı olan şans da çeşitlilikle sonuçlanan dizilimlerin karmaşık yapısına ve yerleşimine etki eder. Şimdi Galapagos'a geri dönelim. Bu adalar Büyük Okyanus'un doğusunda, ekvatora bağlı ve her yerden izole takım adalardır. Kaplumbağalarımız Galapagos'a doğru yüzmüşler ve Galapagos'ta Güney Amerika'da alışık olduklarından azıcık farklı bir habitatla karşılaşmışlar. Meşhur müzik grubu Rolling Stones'un söylediği gibi, her zaman istediğinizi elde edemezsiniz. Ama bu habitat kaplumbağalar için yeterliydi. Tercih ettikleri habitatta olmamalarına rağmen bazıları, bu yeni habitata adapte oldular. Hatta kaldılar ve ürediler. Yani popülasyonları evrildi. Bu yeni habitata şans eseri geldiler ve tercih ettikleri habitat olacak olan yeni evlerine adapte oldular. Harika. Gezegenimizdeki canlılığın özelliklerini etkileyen doğal faktörleri inceledik ve şimdi sıra insanları denkleme eklemeye geldi. Bunu ne yazık ki göz ardı edemeyiz. Çünkü biz insanlar istesek de istemesek de çevremizin ayrılamaz bir parçasıyız. İnsanların aktiviteleri, doğal olarak ortaya çıkan türlerin yaşam alanlarının sınırlarını etkileyebilirken, bazı durumlarda da bu sınırların büyümesine yol açabilir. Organizmaları kendi amaçlarımız için kullanırız. Örneğin, tarımın icat edildiği zamana dönelim. Beslenme konusunda sıkıntı yaşamamak için, beslenmemizde önemli rolü olan bitkileri ekmeği seçtik, öyle değil mi? Aynı şekilde, yine işimize yarayacak hayvanları yetiştirdik. Bir yerden bir yere gittiğimizde de bu organizmaları da yanımızda taşıyarak organizmaların yaşam alanlarını genişletmiş olduk. Haliçler yeryüzünde en çok işgal edilmiş alan olma özelliğini taşırlar. San Francisco Körfezi ortaya çıkan yeni türler değerlendirildiğinde en çok işgal edilmiş olan körfezdir. İnsanların aktiviteleri sonucu kazara bölgeye gelen birçok tür bulunur. Gemilerle limanlara gelen organizmalar, Haliçler'de kendilerine yaşayacak ve üreyecek bir yer bulmuş olurlar. Bazen tek bir tür bir habitata egemen olabilir. Sonuç olarak ortaya kocaman bir biyokütle ile birlikte düşük tür zenginliği çıkar. Evet, bitki ekmeği seviyoruz ama bunu yaparken binlerce kilometre karelik alanlarda sadece tek bir bitki türünün yetişmesini sağlıyoruz. Kışkırtmak adına Kuzey Amerika'daki çevresel değişimin tek suçlusunun mısır olduğunu söyleyebilirim. Neden mi? Çünkü mısır monokültürle yetiştirilir. Yani mısır dışında başka hiçbir şey yetiştirilmez. Mısırı yiyen ya da mısırla rekabete girecek başka bir türün bölgeye girmesine izin verilmez. Bunun için Amerika'daki milyonlarca kilometre karelik mısır tarlalarında tür çeşitliliği çok ama çok düşüktür. Biyo kütle çok yüksektir ama Mısır'dan önce orada olanları düşünecek olursak, o zamanlar tür çeşitliliği çok daha fazlaydı ve o zamanki otlaklar biyolojik olarak çok çeşitliydi. Bu zenginlik henüz hala küçük arazilerde mevcut ama ne yazık ki yabani popülasyonların biyo kütlesi ve yaşam alanları artık çok daha küçük. İnsanlar organizmaların yaşam alanlarını sınırlamak için başka şeyler de yapabilirler. Mesela çok basit olarak kendi yaşam alanlarını genişletmeleri bile başka organizmaların yaşam alanlarının küçülmesi anlamına gelir. Yollar, otoyollar yaparak organizmaların doğal hareketliliğine engel oluyoruz. Bazı nehirlerin yataklarını değiştirdiğimizde ise yine bazı organizmaların yaşam alanlarını değiştirmiş oluyoruz. Hatta bir zamanlar bir nehrin aktığı bir yerde bir göl oluşturduğumuz zaman tüm bir habitatı değiştirmiş oluyoruz. Aktivitelerimiz sonucu buradaki türlerin sayısı azalıyor. Burada yaşamakta olan organizmaların yaşam alanlarının sınırları da küçülüyor. İnsanlar yeryüzündeki canlılığın şu an bulunduğu ya da gelecekte bulunacağı yerleri etkiliyor. Bazen doğal faktörlerden ya da evrimsel şanstan bile çok. Bilerek ya da bilmeyerek fark etmez. Biyoçeşitliliğin üzerindeki etkimizi göz ardı edemeyiz.